Merhaba arkadaşlar, günaydın herkese. Bu hafta yoğun başladık, tabii çekimleri yapamadık. 4 serisini daha önceden yapmıştık, gri olarak kapladık. Şu anda söküyoruz. Yeni bir renk yok, araç muhtemelen satılacak. O yüzden söküm işlemi yapıyoruz. Onun dışında arka tarafta birkaç işimiz var. Şimdi CL55'imiz var, bizim Yasin Çiner'in. Onu yıkamaya verdik. Yıkansın gelsin. Ona da bir cam filmi, parlak siyah tavan. Bu şekilde başlıyoruz bunu. Görüşürüz. Abi folyoyu sökerken altta yapışkan kalıyor mu diyen arkadaşlara şu şekilde. Folyoyu yaklaşık 2016'ydı çektik. 3 yıl ortalaması olan bir uygulama. Şöyle söktüğün zaman aşağıda hiçbir şekilde iz bırakmadığını görüyoruz. Yani bunlar kas folyo oluyor. Kas folyo ne demek? Gel. Kas folyo, folyonun alt zemininde hava kanalının olması ve yapısı gereği esnek olmasıdır. Buna bağlı olarak da hiçbir şekilde sökerken sıkıntı olmayan bir üründür. Evet, kullandığımız ürün budur arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Sercan oradan bana gülüyor. Ya ben şimdi bu videoyu çekerken söke söke bitireceğim. Arkadaşlar otursun, ben yaparım bunu. Arkadaşım şurayı bir yaklaş bak. Şu görüntüyü. Şöyle sakız gibi geldiğini göreceksiniz. Tabii ben burada uygulamalı hani ufak tefek anlatıyorum. Yoksa bana bıraksanız bunu ben yarım saat içinde bitireyim. Kas folyoda aracın altına, boyaya, zemine zarar vermez. Tabii şöyle bir şey söz konusu. Bazı araçlar lokal olarak boya oluyor. Boya olduğunda yapışkan mukavemeti boyanın yüzeyini alabilir. Vernik yüzeyini alabiliyor. Ama orijinal araçlarda hiçbir şekilde garantili olarak sıkıntı olmadan söküm işlemi gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Antalya'daydık. İstanbul'dan da Antalya'ya geçiş yaptım. Biliyorum kimilerinin umurunda olmayabilir bu söylediğim ama bazıları sordu işte ne yaptın abi Antalya'da falan diye. Pedalbox'a gitmiştik. Pedalbox'ı şimdi bitirdik. Adana'ya geldik. Çekimler için de bayağı bir uğraştık ama zaman olmadı. Birazcık da işler güçler tabii yoğundu. O yüzden anca zaman bulduk diyelim. Audi A3'ümüz var. Araç S-Line paket. Araç bizim Kemal arkadaşımızın. Kırmızı güzel bir renk. Zaten seramik yapmaya bile gerek olmayan güzel canlı bir rengi var. Buna jant lastik aldık. Fethi'nin oradan. Fethi abimizin oradan. Daha sonrasında S-Line kaliper kapakları taktık. S3 ön difüzör yaptık. Yalçın gel. S3 ön panjur yaptık. Arkaya difüzör yaptık. Cam filmi vardı. Ondan sonra da bir de yay verdik herhalde ya. Yay verdik mi onu tam hatırlamıyorum. Neyse buna devam edeceğiz. Egzoz uçları da bu arada Akrofoviç olarak yapıldı. Bunu daha sonrasında Yalçın devam edecek. Seramik kaplaması geliyor yakında. Sen ne geziyorsun lan burada? Geldim abi öyle bir. Koptuğunu gözledim. Yapamıyorum abi ya. Dışarıda olmuyor. Niye?
Şimdi offlink dediğimiz olay çok farklı. İnsanın içine böyle heyecan uyandıran bir şey. Onun için yani dışarıda fazla kalınca, buraya gelmeyince olmuyor. Bu bir şey mi? Bağımlılık mı? Tabii abi, bırakamıyoruz. Offlink'e bağımlısın yani. Aynen öyle. Kardeş, bununla ilgili çözüm merkezleri var. Amatem'e başvurabilirsin. Başvuracağım abi yakın zamanda inşallah. Gidince kardeş, ben bağımlıyım. Offlink'in bağımlısı olarak bundan kurtulmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor diye bir sana şey yaparlar, özel program verirler. Tabii abi, araştırmasını yapacağım size. Tabii. Kokulu alamazsın. Aklını şey yapıp da... Sevgili arkadaşlar, günaydın herkese. Şimdi Audi A4'ü daha önceden yaptık. Kırmızıydı. 3M'in Dragon Red kırmızısı. Onu söktük. Şimdi ora kalın elma şekeri rengi. Şimdi daha önceden aracın S4 ön panjurunu verdik. Cam filmini çektik. Jant lastik takıldı. Şimdi bir arka difüzör şeyimiz var, gelecek. Genel olarak önceki renkten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yeni bir renk, elma şekeri. Serhat Ektiren abimize hayırlı olsun buradan. Son aşamalardayız. Aracı bitirmek üzereyiz. Video ve görüntülerle gelecek. Görüşürüz.